Şanlıurfasembol.com. Taraftar değiliz, haberciyiz. Şimdi malumuz biliyorsunuz bu Karakoyun Deresi başlı başına bir sorun idi. Her seçim döneminde Karakoyun'un üstü kapanacak, Karakoyun Deresi ıslah edilecek siyasilerimiz söz verirdi. Ve bir dönem geldi, Karakoyun'da çalışma yapıldı. En azından etrafları betonlarla çekildi. Bir kısmı ıslah edildi. Projeler geliştirdi. Ve şu anda belki 30 sene öncekinin manzarasıyla karşılaşıyoruz. Karakoyun Deresi kara akmaya başladı diye geçen bir Twitter atmıştım. Gerçekten şu anda Karakoyun Deresi kara akmaya başladı. Pislikten, kokudan insanlar geçemiyor. Bu Hızmalı Köprü'de insanlar geçerken burnu tıkıyor, öyle geçiyorlar. Bu çağda, bu şehrimizde, bu zamanda böyle bir manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Bütün yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Çözülmeyecek bir olay değil. Bir an önce bu Karakoyun Deresi'nin sorununu el açsınlar, çözsünler. Daha önce eski belediye başkanımız döneminde iki tane köprü, Hızmalı ve Milli Köprü arasında bir proje geliştirdi. Her ne kadar proje istediğimiz şekilde olmasa bile biz projeyle ilgili görüşlerimizi belirtmiştik. En az da ağaçlandırma yapılsın. Urfa memleket sıcak bir memlekettir. Yeşillik olsun diye. Her nedense projede demirler yığını çıktı. Böyle bir sıcak bir memlekette tamamını demirlerle örülmüş karınca yuvasına benzer bir proje çıktı ortaya. Buna da tamam dedik. Bir an önce başlansın, bitsin dedik. Başlandı ama bir türlü bitirilemedi. Ve şu anda da çalışmalar durmak vaziyetinde. Sahiplerini de bulamıyoruz. Yetkilileri de bulamıyoruz. Maalesef bir an önce bu projenin bitirilmesi gerekiyor. Ve insanlarımız hakikaten bu kokudan, bu çirkin manzaradan hassiz oluyorlar. Onun için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bir tarafı Halilye, bir tarafı Eyüp'e, ortası Büyükşehir'e bağlıdır diye bizi oyalamasınlar. Bu şehrin eminin belediyeleri kimse, sahibi kimse bir an önce sahipliğini yapsın, bu Karakoyun Deresi'ni temizlesin ve insanlar bu köprüleri rahatlıkla ızdırap çekmeden geçebilsinler diyoruz. Teşekkür ederim. Efendim Büyükşehir Belediyesi veya herhangi Eyüp'e, Halilye Belediyesi'ne herhangi bir dilekçe falan verdiniz mi? Yani dilekçe değil de biz zaten telefonlarla her gün iletiyoruz. Daha bir iki gün önce Büyükşehir Belediye Başkanı da geldi, manzarayı gördü. Yani bu her gün gündemde. Bizim şu anda söylemek istediğimiz, yani görüldüğü halde, bilindiği halde niye yapılmıyor? Biz onu anlamış değiliz. Projeyle ilgili herhangi bir detay alamadınız yani. Önceki dönem belediye başkanı Mayıs 15'te bitirilecek, su bırakılacak falan demişti. Yani temiz su bırakılacaktı. Maalesef şu anda kirli su akıyor. Yani şu an size ne zaman su bırakılacağıyla ilgili bilgi verilmedi yani. O konuda ilgili bir malumatımız yok. Kimse de malumatla ilgili bir bilgi de vermiyor. Peki, teşekkür ederim. Teşekkürler. Aradınız.
bir vatandaş olarak bunları açıklamamız yani biz sakınca değil. Olan sorunlarımızı söyleyeyim. Gelsinler bunları düzeltsinler. Park yapacaklarsa park yapsınlar, yapmayacaklarsa iptal etsinler. Ama vatandaş ona göre başının çaresine baksın. Burası tek değil. Doğanların kapaklarının üzerinde dur bak kokudan durulmuyor. Çöp kutularına bak kokudan durulmuyor. Bir dakika hocam. Şimdi bu belediye reisimize rica ediyoruz. Biz gelsin de seviyoruz. Gelsin seçtik abi buraya. Şimdi buraya geceleri tinerciler doluyor. Eğer bunu tinercilere yapmışsa bir şey demiyoruz. Biz yani başkanımıza bir şey demiyoruz. Ama bak bizim benim evim bu şurada. Ya gelsin bak buraya çürüyor artık ya yapsın. Ya da yani buraya bir güvenlik alsın yani geceleri dönüyor. Aileler buradan gelemiyor yani. Can güvenliğiniz ya yok. Ya can güvenliği ne? Çocukların can güvenliği yok. Hadi bizim can güvenliğimiz önemli değil. Yani biz başkanımızı sevdiğimiz için ray verdik. Ha cumhurbaşkanımıza verdik yani. Ona vermedik. Ona da söyleyeyim ben onu. Ama yapacağım bunu sadece gece bir gelin ya sizden rica ediyorum ben zaten çağıracaktım sizi. Ya bir gelin ya bir tinercilere bir bakın ya. Bir bakın yani eğer gerçekten burası park yapılacaksa yapsın. Ama yapmayacaksa niye buraya bu kadar mesafe yaptın abi çürüyor bakın. Her tarafı çürüyor. Başkanımızdan ricamız bu. Yani biz tepki göstermiyoruz. Ama yapmayan şeye tepki gösteririz. O 700 tane ben şeyini almışım. Projesini 700 tane kaç tane yapıyor Sayın Başkanımız? Sonunda hesabı sorarız. Yani o verdiğimiz rayın hesabını sorarız. Abi bizim bu derenin halini zaten siz de geldiniz, gördünüz. Yani bu dereyi içerisine bu kadar demir yapmak, bu kadar şey yapmak tamam güzel bir şey oluyor ama şimdi bunu yarıda bırakmak artık bunun içerisinde bu pisliğin geçmesi bizim buradaki evlerin bu sivrisinekten yani bu pis kokudan biz duramıyoruz yani ancak burada oturan insanlar bu sorunu etkiliyor onları. Bizim büyüklerimize yani bunu bir an önce ilgilensinler yani bizim bu zaten o ileride o kenarda olan evler orada bile o parkı yapması için yani o dere kenarındaki evlerin bir sefer yıkması lazım bize güzel bir mahallemize park yapması lazım. Yani içerisine bir demir döşemişler. Artı pislikten, kokudan biz duramıyoruz. Yani büyüklerimize rica ediyoruz. Bununla bir ilgilensinler yani. Biz Fakı Baba döneminde de bu vardı. Vallahi vicdanla konuşalım yani. Bunun içine su bile itfaiyeden gelirdi, temizlerdi yani. De iyi gitti öldür, hakkını yeme yani. Ama şu an maalesef biz bunu görmüyoruz. Bu pislik kokudan falan durmuyoruz. Defalarca biz İlettik defala tamam diye ondan sonra bize geri bir dönüş görmedik yani bir şeyler. Ondan sonra burada evlerimize ne yapmak için izin vereyim ne de yıkayım. Gelsin halimizi görsün 10 senedir evi kaldırmışız yapamıyor. Belediye başkanımız başa kalan böyle WB sonu görmedik. Verdiği sözleri tutmuyor. Bugün gelmek halini hatırını sormamış. Gelsin bir görsün. Her dönüşü diyorlar. Ama gelin buyurun çekelim. Evlerin %90'ı hep yıkıma muhtaç şeyler. Sağlıksız. Benim iki tane çocuğum var. Evim yıkılacak. Çocuklarıma bir şey olduktan sonra kentsel dönüşümün bir şeysi var mı? Manası var mı? Yok. Gelsinler buna bir çare bulsunlar. Temellerimiz çok çürük. Evin alt temelleri hiç yok. Küçük bir 5 nokta sarsıntıda depremde bizim bütün evler başımıza yıkılır. Yıkım yok diyorlar. Bakın karakolundaki çalışmaya bakın. Luna Park gibi yapmışlar. Yazık değil mi bu masraflar? Biz AK Parti'ye verdik. CHP'ye, MHP'ye değil. Ama belediye başkanımız kimdir tanımıyoruz. Sorun burada. Yok ki piyasada belediye başkanı yok. Yani bunu yetkililerden rica edeyim. Gelip özellikle Hızmarı Köprü'ye bir baksınlar. Şehrin göbeği burası. Yan tarafımızda 100 metre ileride yıkım izni veriyor, çalışma veriyor. Tapulu malımızı yapamıyor. Bunun önüne geçilsin. Topluluk mu da? Çocuklar var. Herkesin ciğeri var. Herkesin çocuğu var. Yıkılıp çocuğumu öldükten sonra ben o kentsel dönüşümü ne yapacağım?